Hardware Plus'tan herkese merhaba. Ben Eren İmdat. Yeni bir karşılaştırmayla sizlerle birlikteyiz. Ama bu sefer hangisini almalı değil de sadece karşılaştırma bazında bakacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü hemen şu şekilde girişini yapalım. Burada gördüğünüz iki tane telefon var ve ikisi de General Mobile'in telefonu. Bir tanesi General Mobile tarafında en çok sevilen telefonlardan bir tanesi hatta belki de en çok sevileni olan General Mobile GM9 Pro. Bir tanesi de burada gördüğünüz yeni Pro olan GM21 Pro. Neden GM20 Pro'yu almadım? Çünkü hani insanlar ondan çok böyle GM9 Pro'yu tercih ettiler. GM9 Pro'yu kullandılar birçok sebeple. O sebeplerden de bahsedeceğiz de hemen bakalım bunlar ne sunuyormuş. Birbirlerine artları ve eksileri nelermiş yakından bakalım. Bence lafı hiç uzatmadan hemen karşılaştırmaya geçelim. Neden diyeceksiniz. Çünkü aralarında ciddi farklar var. Aralarındaki bu ciddi farklar da bizlerin bu telefonun tercih etmesine de sebep oluyor açıkçası. Hemen başlayalım burada boyutlarla. cm 9 Pro'ya baktığımızda 159 mm'lik bir boyu, 75.8 mm'lik bir eni ve 7.9 mm'lik bir kalınlığı var. 175 gram da ağırlığa sahip. GM21 Pro'ya baktığımızda ise 165 mm'lik bir boyu, 77 mm'lik bir eni, 8.99 mm yani 9 mm'lik bir kalınlığı var ve 205 gram gibi gerçekten de ağır sayılabilecek bir ağırlığa sahip. Yani baktığınızda burada bana GM9 Pro daha kaliteli geliyor. Daha böyle premium hissettiriyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü yan çerçeveleri alüminyum. Alüminyum olduğu için de böyle o soğuk metal hissini alıyorsunuz ve çok daha rahat hissettiriyor. Elde de boyutu daha küçük olduğu için böyle kontrolü de daha güzel oluyor. Ekranın tarafında da bahsedeceğim ama ekranı da daha küçük olduğu için ve o yüzden elde tutuşu bana daha rahat hissettirdi. Burada ben hangisini tercih ederdim boyut kısmında diye bakacağım. Tabii ki de burada cm 9 Pro'yu tercih ederdim. Neden? Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada alüminyum çerçeveler bulunuyor. Buradaysa yani GM21 Pro'daysa Burada plastik çerçeveler var yani Premium hisyenini nerede alıyorsunuz Tabii ki de cm9 Proda alıyorsunuz ha ikisi de böyle çok çok aman aman üst seviye bir kaliteye sahip değiller özellikle cm9 yani Pro da bu şekilde bir kaliteye sahip değil ama dediğim gibi alüminyum çerçeveye sahip olması sebebiyle Bence çok daha Premium hava katıyor çok daha Premium algı yaratıyor özellikle böyle elinize aldığınızda onu. Premium Alve'yi hissediyorsunuz Ve bir de elde tutması daha kolay Neden? Çünkü boyutlarına baktığımızda da anladığımız Çok daha küçük bir yapıya sahip E tabi ekranın da küçük olması burada etkiliyor O yüzden boyut tarafında kazanan GM9 Pro Ekran tarafıyla devam edelim. Burada ekran tarafında birbirlerine hem artları ve hem de eksileri var. Bunlar neler? Hemen teknik özelliklere bakalım. Gen 9 Pro 6.01 inçlik yani 6 inç diyelim ona. Full HD Plus bir ekrana sahip ve AMOLED. Ve 402 ppi'likte piksel yoğunluğu var bu telefonun. %77.34 ekran gövde oranı varken ekran koruması da Gorilla Glass 5 olarak belirtiliyor. Gen 21 Pro'ya bakınca 6.67 inçlik gerçekten çok büyük sayılabilecek bir ekranı var. Full HD+, IPS LCD, HDR destekli video oynatabiliyor ama HDR desteğini burada General Mobile bize sunmamış. 395 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. %90.23 ekran gövde oranı var ki gerçekten bu çok güzel. General Mobile tarafından da herhangi bir korumaya sahip olduğu da belirtilmemiş. Burada ekran tarafında birbirlerine artları ve eksileri var demiştim. Teknik özelliklerde de gördüğümüz kadarıyla burada bir tarafta amoled bir tarafta IPS var. Yani bir tarafta gündüz bir tarafta gece var. Yani neden General Mobile'ın AMOLED ekranı bu kadar sevildi? Hatta GM9 Pro bu kadar çok sevildi. Hemen anlıyorum. Çünkü IPS buradaki kullanılan bence kalitesiz. Burada kullanılan AMOLED de gerçekten çok güzel. Yani ikisini böyle yan yana koyduğunuzda IPS ve AMOLED'in farkını baya baya anlıyorsunuz. AMOLED'teki o siyahların tam siyah olması, renklerin kontrastlı olması, ...gerçekten çok fazla güzel geliyor gözünüze. Ama burada IPS... ...diğer IPS'lerde de karşılaştırdım. Özellikle Realme 7 Note 8 Pro ve... E, ...GM21 Pro'ya karşılaştırdım. Mediatek karşılaştırmasında da... ...oradaki ekranda da ben anladım ki... Orada yani neden bu şekilde oldu bilmiyorum ama diğerleri IPS olmasına rağmen renkleri çok güzel verirken burada GM1 Pro'daki IPS ekran baya baya soluk kaldı. E bir de yanında böyle amoled gelince buradaki fark baya açılıyor. O yüzden GM9 Pro burada bence çok çok farklı. Önde her ekran boyut olarak burada GM21 Pro önde büyük ekran severler burada GM21 Pro'yu tercih edecektir. E bir de burada GM9 Pro'da zamanına göre çerçeveleri oldukça normalken şu an tabii ki çerçeve ekranlar, delik ekranlar, damla çentik ekranlar görüyoruz. O yüzden burada CM9 e, Pro'da çerçeveli ekranlarının olması bir nebze burada kullanıcı deneyimini törpülese de yine de ben tercih olarak da AMOLED'i seçerdim. Yani CM9 Pro'yu seçerdim. Siz hangi taraftasınız? AMOLED misiniz yoksa IPS LCD'ci misiniz? Onu da yorumlarda bize belirtirsiniz. Çok iyi olur. İşlem tarafına bakalım şimdi. Burada ekran tarafında olduğu gibi gündüz ve gece olarak birbirlerinden ayrılıyorlar. Neden diyeceksiniz? Hemen onları söyleyeyim. GM9 Pro'da Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisi bulunuyor ve Adreno 512 grafik birimi eşlik ediyor. 4 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip 256 GB'a kadar da micro SD kart desteğine de sahip telefon. GM21 Pro ise MediaTek Helio G90 işlemcisini kullanıyor. Mali-G76 MC4 grafik birimi de eşlik ediyor. 6 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip. Bu da yine GM9 Pro gibi 256 GB'a kadar micro SD kart desteği sunuyor. Yani birbirlerinden çok farklılar. Burada farklılıkların olması nasıl bir günlük kullanımda bana fark yarattı? Açıkçası bayağı bir fark yarattı. Neden diyeceksiniz? Burada bence her yönden Tabii ki burada gördüğünüz GM21 Pro önde. Neden diyeceksiniz? Çünkü burada Mediatek'in gaming bazı bir işlemcisi bulunuyor ve G90 gayet güzel bir işlemci. Günlük kullanımda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Diğer oyunlarda da oynadığınızda hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Özellikle şöyle söyleyeyim. Hafif grafikli oyunlarda ikisi de gerçekten iyiler. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama işler birazcık ağır grafikli oyunlara geçtiğinde burada G90 farkını açıyor. Çünkü burada Snapdragon 660 biraz artık yani biraz değil bayağı bir eskidi işlemci yılına göre. O yüzden G90'ın olması burada güzel olmuş. Bu General Mobile burada Mediatek anlaşma yapmış ve G90'ı koymuş içine. Bence güzel olmuş. Hani zamanında GM9 Pro'da performanslı bir telefonu diye ben biliyorum ki zaten hani böyleydi. O yüzden de insanlar tercih etti. GM21 Pro'yu da artık insanlar 2021 yılında tercih edeceklerdir diye Düşünüyorum. E tabi e, sentetik testsiz Olmaz. Yani sentetik testlerin Hepsini de yaptım ama Çok ilginç sonuçlar var. Onları da size hemen Aktarayım ben. Burada GM9 Pro Antutu'da 172.899 Puan aldı ama nedense GPU tarafında 0 puan aldı e, Orada da hani böyle normalde 17.000-20.000 bin, bin gibi skorlar alıyordu. Hani 200.000 bandında falan gezerdi Çok ilginç bir şekilde burada Antutu'da bu şekilde bir skor aldım GM21 Pro ise 344.673 puan aldı Gayet güzel yani G90, G90T ve G95 karşılaştırmasında olduğu gibi Burada güzel bir puan alıyor Antutu'da Yani arasındaki fersah fersah farktan da performans farkları anlaşılıyor. Geekbench'e baktığımda burada GM9 Pro 335 tekli çekirdek skoru 1497'de çoklu çekirdek skoru aldı. Burada da baya baya az bir puan aldığını görüyoruz. Sonrasında GM21 Pro ise Geekbench'te 502 tekli çekirdek 1610'da Çoklu çekirdek skoru aldı. Çoklu çekirdek skorlarının birbirlerinden böyle e, farklarının az olması da Snapdragon işlemcinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yine de hani eski olsa bile birbirlerine yaklaşmış olmaları güzel burada. E, Snapdragon bence e, Mediatek'in işlemcilerinden daha iyi ama dediğim gibi arasında jenerasyon farkı olduğundan dolayı burada g 90 ee, 660'ın çok daha önünde. Peki oyunlarda nasıl? Burada PUBG testini yine ben yaptım. Genshin Impact bu telefonlar için bence çok doğru bir tercih olmaz. Evet o da grafik tarafını çok gören bir oyun ama PUBG biraz daha popüler olduğu için biraz daha telefonları az zorladığı için en azından Genshin Impact'e göre. O yüzden ben burada PUBG testini yaptım. PUBG'de CM9 Pro burada akıcı yüksek ve HD yüksekte oynatabiliyor. Oynattığı grafik ayarı bence zamanına göre ve PUBG'nin burada grafiklerin tabi değişmesine bağlı olarak da normal olarak sayıyorum ben. Gayet akıcı bir deneyim sunuyor ama tabii ki bir yerde de yetersiz kalıyor. Artık pili de eskidi. O yüzden hani işlemcisi de eskidiği için eh biraz böyle PUBG'de de zorlanıyor diyebilirim. GM21 Pro'ya baktığımızda ise burada akıcı aşırı yüksek ayarlarını oynatabiliyor. Maksimum FPS değeri olarak aşırı yüksek yani 40-45 FPS'lere kadar çıkabiliyor. Günlük hayatta kullanırken yani günlük hayat dediğim normal gündelik oyunda sıkıntı yaratıyor mu? Bence yaratmıyor. Günlük olarak da oynayabilirsiniz. Bir problem olacağını düşünmüyorum ama tabii ki yani G90T gibi keşke 60 FPS modu olsaydı diye de düşünmedim değil. Kamera tarafına bakalım şimdi. Kamera tarafı sanki ekran ve işlemde gece gündüz olduğu gibi burada da yine gece gündüz gibi aralarında farklar var. Hemen başına şunu hatırlatmak istiyorum ama cm 9 Pro Dexomark'tan 90 puan almış bir telefon. Yani değerlendirmeye girmiş bir telefonda. O yüzden böyle hiç yabana atılmayacak bir telefonda diyebilirdik. Neden dik? Çünkü burada bence GM21 Pro çok daha iyi sonuçlar veriyor ama hemen kısaca teknik özelliklerine bakalım. GM9 Pro arka tarafta ikili bir kamera sistemine sahip. Ana kamerası 12 megapiksel değerinde f1.8 diyafram açıklığına sahip HDR destekli ve maalesef ki OIS bulunmuyor. İkinci kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığına sahip olan da bir derinlik kamerası mevcut. 4K 30 fps ve 1080 60 fps videolar çekebiliyor ve EIS destekli bu kameralar. Ön tarafa baktığımızda ise 8 megapiksellik bir f2.0 diyafram açıklığına sahip olan ön kamerayı görüyoruz ve bu kamerada HDR destekli 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca portre çekimleri de destekliyor. GM21 Pro ise burada dörtlü bir kamera sistemiyle bizi karşılıyor. 48 megapiksel değerinde bir ana kamerası var. Herhangi bir F değerini bizle paylaşmadı General Mobile. HDR destekli ve OIS maalesef ki bunda da bulunmuyor. İkinci kamerası 5 megapiksellik bir geniş açı kamerası. 115 derece gibi gayet güzel bir değere sahip. 2 megapiksel makro kamerası, 2 megapiksel de derinlik kamerası mevcut. 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 16 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Burada da yine 1080p video çekim yapabiliyorsunuz. Peki sizce hangi kamera daha iyi? Burada size bir soru işareti koyayım. Şuraya böyle belki koyarım. Peki hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor diyorsanız. Bence burada çok çok büyük farkla GM21 Pro daha iyi çekiyor. ...yılına göre eski bir telefon olarak kalıyor artık günümüzde. E, burada GM 21 Pro çok büyük farkla önde. Neden? İçerisinde bulundurduğu lensler bir kere çok önemli. Şu an hani herhangi bir bilgi yok ama çektiği fotoğrafların kalitesi çok daha güzel. Ama şöyle bir şey var ki, incelemesinde de bahsettim ben. GM 21 Pro nedense HDR modunu açarsanız burada acayip bir keskinlik uyguluyor. Bu keskinlik fotoğrafı çok kötü bir hale getiriyor. O yüzden fotoğrafların çoğunu HDR açmadan çekim yapmanız gerekiyor. Ha, HDR açıp çekim yapamaz mıyım? Yaparım. Yaparsınız. Yaptığınızda da o keskinliği hissediyorsunuz. Yani fotoğraf böyle sulu boya efektine kadar gidiyor kimi zaman. Fotoğraf örneklerinde zaten görüyorsunuzdur illaki. Çekilen fotoğraflarda fersah fersah GM21 Pro bence önde. Hem gecede hem gündüzde hem portre tarafında önde. Bu yüzden de bence GM21 Pro GM9 Pro'ya göre çok daha önde. Ama şöyle bir şey var ki ön kamerada GM9 Pro çok daha iyi fotoğraflar çekiyor. Neden diyeceksiniz? HDR'ı çok daha güzel alıyor. Yüze verdiği efekt çok daha iyi. Sonrasında yüze uyguladığı keskinlik de GM21 Pro'ya göre daha iyi. Bana en azından öyle geldi. Sizler ne düşünüyorsunuz fotoğraflar hakkında? Bence burada GM9 Pro ön kamera haricinde diğer tarafta yani normal çekimde, zoomlu çekimde Geniş açısı tabi yok, makrosu da yine yok GM21 Pro'ya göre. O yüzden fotoğraf çekimlerinde GM21 Pro'yu ben çok daha beğendim. Yani geliştirme var, GM20 Pro'yu inceleme fırsatım olmadı ama GM21 Pro bence günlük hayatta kullanılırken hiçbir problem yaşatmayacak size. Gayet güzel sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Ses konusuna gelelim şimdi. Burada GM21 Pro geride. Neden geride? Çünkü... Birkaç sene öncesinde çıkmış olmasına rağmen, orta seviye olmasına rağmen burada GM9 Pro'da stereo hoparlör bulunuyor ve size gayet güzel deneyim yaşatıyor. GM21 Pro'da bunun eksikliğini hissediyorsunuz. Mono hoparlör sesinin tiz çıkması da incelemede bahsettiğim gibi yani tiz ağırlıklı olması. E tabi burada GM9 Pro'da böyle hafif tiz ağırlıklı ama yine de stereo ses sistemini size sunuyor. En azından onu size yaşattığı için daha iyi bir sesin olduğunu anlıyorsunuz. zaten dediğim gibi AMOLED ve Stereo benim diğer telefonlarda da bahsettiğim gibi seçme farklılıklarım ama burada birazcık işler değişecek en sonunda onu açıkladığımda. Ee, burada dediğim gibi ses konusunda GM9 Pro Stereo olmasıyla önde ikisinde de tabii 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunuyor. O yüzden hani herhangi bir kulaklığınız varsa Kullanabiliyorsunuz ama Stereo sizin için önemliyse GM9 Pro burada önde çıkıyor. Pil konusuna gelelim şimdi. Pil konusu aralarındaki farklardan da bir tanesi hatta yani diğerlerinin gibi farklarda var. O farklarda neler? Burada CM9 Pro'da 3800 mAh'lik bir pil bulunuyor ve 15W hızlı şarjı destekliyor. Yaptığım testlere göre CM9 Pro pilinin düşük olması ve 15W'lık hızlı şarj aletiyle yaklaşık 1 saat gibi bir sürede %100 dolabiliyor. Ama CM21 Pro ise 5000 mAh'lik gayet büyük bir pile sahip ama nedense 3 sene önceki telefon yani CM9 Pro'ya göre yine aynı 15 wattlık hızlı şarj aletiyle geliyor. Neden burada daha fazla bir şarj desteğini görmedik bilmiyorum. Yani bence en az 30 wattlık bir hızlı şarj aleti olmalıydı diye düşünüyorum ama 15 wattlık hızlı şarjıyla yaklaşık 2 saat gibi uzun bir değerde şarj oluyor. Yani beklemek birazcık sıkıntı verebiliyor. Ha şarjın başında ben beklemeyeceğim. işte telefonu şarjlarken oynamayacağım falan derseniz 2 saatte bekleyeceksiniz telefon bence gayet iyi. Ama peki hangisi daha iyi uzun götürüyor? E tabii ki buradaki sonuçta çok dal olarak tabii ki fiziki de büyüklüğünden dolayı cm 21 Pro. GM9 Pro artık eski kaldı yani 3800 mAh artık günümüzde bayağı bir az yani. Yani en azından Android telefonlara göre az olduğunu söyleyebilirim. Minimum sınır 4000, 4500 hatta 4500 olmalı bence bir Android'in pili. O yüzden burada kazananımız GM21 Pro oluyor. Bağlantı tarafında ikisi de birbirine denkleyebilirim çünkü ikisinde de Bluetooth 5 ve Wi-Fi 5'i destekliyorlar. İkisinde de herhangi bir gecikme söz konusu değil ama dediğim gibi küçük ufak farklılıklar olabiliyor. Herhangi bir telefon yani Bluetooth 5.0 destekleyen telefon nasıl bir gecikmeye sahipse bunlar da aynı şekilde o gecikmeye sahipler. Wi-Fi konusunda da ikisinde de internet hızları aynı şekilde ikisi de modemin dibindeyken aynı hızlara sahipler. Aynı hızlara sahip olduğu için de yüklemeler de aynı hızda oluyor diyebilirim. Sizler ne düşünüyorsunuz peki bu iki cihaz hakkında? General Mobile'ın ülkemizde en çok sevilen telefonu olan GM9 Pro ve çiçeği burnunda olan GM21 Pro hakkında. Siz hangisini tercih ederdiniz? Seçme kriterleriniz ne olurdu? Bunları merak ediyorum ben. Ben şu anda bence GM9 Pro almazdım diye düşünüyorum. GM21 Pro'nun bence artları var. Burada tabii ki büyük bir bataryaya sahip olması ve özellikle çok daha iyi kameraya sahip olması. Ben bu yönlerden seçerdim GM21 Pro'yu. Ha tabii burada AMOLED ve stereo hoparlör var. Evet ben diğer testlerde daha doğrusu hangisini almalı konseptinde benim dediğim gibi iki tane kriterim vardı. AMOLED ve stereo hoparlör bu ikisi. E, bu ikisi GM9 Pro'da var ama neden burada GM21 Pro'yu seçeceksin diyeceksiniz. Çünkü burada bir kere daha güncel bir Android sürümü var. Bu Android sürümde ne Android 11 var burada da Android 9 var. Bir kere ben bunu hiçbir şekilde su götürmez bir gerçek olarak sunarım yani alacak kişiye. Alacak kişiler de hani Aa, bu GM9 Pro'da Android 9 var ben bunu almayayım diyenler olacaktır benim gibi en azından. O yüzden benim burada tercihim GM21 Pro olacaktır. Bence güzel fiyata da düştü. Yani bugün baktığımızda en son 2508 liraya kadar düştü. Yani yaklaşık 300 liralık bir indirim de gelmiş oldu. Zaten linklerini de aşağıda bırakacağım ben satın alma linklerini. Siz de düşünüyorsanız satın almayı bence gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diyorum. Bir sonraki karşılaştırmamızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.